Değerli izleyiciler, Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı ve paramedya.com kurucusu Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bizlerle katıldığınız için. Evet, Ramazan ayı zamlarla başladı. O zam yağmuru sürüyor ve gördüğünüz gibi işte gıda enflasyonu düşmüyor. Dünyada dördüncü sıradayız ve şöyle bir baktığımızda Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde gıda enflasyonunun %4 ve altında olduğunu görüyoruz. Bizde TÜİK verileri bir yana %300'e varan artışlar var. Gıda fiyatları neden düşmüyor sizce? Nasıl yorumlarsınız? Tabii ki dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke biziz. Neden? Çünkü bütün dünyada tarım, gıda fiyatları düşerken bizde tam tersi. Bütün dünyada çiftçiler ayaklanıyor, gıda fiyatlarının çok ucuz olduğunu, bizde de tam tersi pahalı olduğunu. Ve bunda acı olan nedir biliyor musunuz? Çiftçi de memnun değil halinden. Yani bu yüksek fiyatlara rağmen çiftçi de para kazanamıyor. İşte asıl sorun burada. Peki gıda fiyatları neden artıyor? Gıda fiyatlarının artması tarımdaki ithalattan kaynaklanıyor. Yani biz tarımda ciddi bir ithalatçı konumundayız. Sadece buğday ya da benzeri arpa ya da ayçiçeği yağı ithal etmiyoruz. Aynı zamanda tarım ilacı, gübre daha birçok şeyi ithal ediyoruz. Ama Türkiye'deki tarım fiyatlarını, gıda fiyatlarını en çok etkileyen kalem akaryakıttır. Çünkü akaryakıta bakalım, özellikle geçen ay çok ciddi rakamlarla bir artış oldu. Ki önümüzdeki ay yeniden bir seçim sonrası ÖTV'de yeniden bir düzenlenme bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarının herhalde 50 liraya kadar çıkması muhtemel. İşte o zaman gıdada asıl yeni bir fırtına bekliyoruz biz. Bugün ahir bir zaman söylerim, Antalya'dan bir domates İstanbul'a bedavaya gelmiyor. Bakın bu çok ciddi. Bir de iktidarın özellikle bu yap işte otoyollara belirli bir rantı sağlayabilmek, belirli bir geliri sağlayabilmek için bu nakliye kamyonlarının zorunlu olarak bu yollardan geçilmesini, belirli köprülerden geçilmesini zorunlu kıldı. İşte bunların da hepsi bir maliyet oluşturuyor ve bu maliyet bizim Antalya'da 5 liralık domatesi bizim burada 40 liraya almamıza neden oluyor. Burada dikkatimizi çeken en önemli kalem bana göre ev. Bakın artık insanlar bırakın konutlara erişmeyi, bırakın buzdolabı ya da benzeri tatili bırakalım. Ete erişemez oldular. Et fiyatlarında ciddi bir artış var. Bunun da aslında temeline yaklaşık 4 yıl önceki Tarım Bakanı attı. Neden Tarım Bakanı attı? Bu işte Pakdemirli'nin çok büyük günahı vardı. Paraguay'dan ciddi anlamda canlı hayvan getirildi. Canlı ve kesilmiş hayvan girişi oldu Türkiye'ye. İşte bu girişler Türkiye'de hayvancılık sektörünün bitmesine neden oldu. Yani insanlar para kazanamayınca dışarıdan gelenle rekabet edemeyince hayvanlarını kesmek zorunda kaldı. Yani Türkiye'de hayvancılık zinciri aslında 4-5 yıl önce koptu. İşte bugün biz eğer 1 kilo kıymayı 500 liraya alıyorsa bunun sorumlusu o Paraguay'dan ya da Amerika'dan, Arjantin'den et ithalatına imza atan bakanlardır. Ve daha da önümüzdeki dönemde yani biz bugün yeniden bir tarım reformu yapsak, hayvancılık reformu yapsak dahi bizim en az 6 yıl, 7 yıl daha ucuz ete erişmemiz imkansız bir şey. Zincir kopmuş, bakın çok önemli. Yani bu zincirler koptuğu için Türkiye'de hiçbir zaman gıda enflasyonunun düşmesini bekleyemeyiz. Gıda enflasyonu ancak çok ciddi reform yapılmalı. İşte çiftçiye mazot desteği verilmeli. Özellikle Antalya'dan İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlere erişimde, gıda erişiminde takviye verilmeli. Yani nasıl bugün biz turizmde işte Rusya'dan, Almanya'dan Türkiye'ye turist getiren uçaklara yakıt desteği veriyorsak 10 bin euro civarı galiba bu rakam. Aynısının Antalya'dan Mersin'den büyük şehirlere gıda getiren kamyonlara, tırlara da yakıt desteği verilmesi gerekiyor. Bunun bir süre yapılması gerekiyor. Derken bağlantımızda bir sıkıntı yaşadık sanıyorum. Arkadaşlarım bağlantıyı yinelerken tabii Remzi Özdemir'in söyledikleri çok çok önemliydi değerli izleyiciler. Diyor ki Sayın Özdemir, üretici yani yerli üretici canlı hayvanını kesime göndermek zorunda kaldı. Ama hal böyle olunca
yerli üretici canlı hayvanlarını kesime gönderirken bizler ne yaptık? Uruguay'dan canlı hayvan ithal ettik. Sonrasında işte et fiyatları bugüne geldi. Hep sonuçları konuşuyoruz ama nedenlerini de konuşmak gerekiyor. Biz dilimiz döndüğünce nedenlerini anlatmaya çalışıyoruz değerli izleyiciler. Evet, sanıyorum bağlantımız hazır. Sayın Özdemir, son cümlenizi evet. Duyamadık. Yani tarıma destek verilmesi lazım, yakıt desteğinin verilmesi lazım, çiftçiye mazot desteğinin verilmesi lazım. Sadece çiftçiye vermekle de kalmayıp aynı zamanda Antalya'dan, Mersin'den, İstanbul gibi büyük şehirlere ürün getiren, tarım ürünü getiren kamyonlara, tırlara da yakıt desteği verilmesi lazım. Yani tıpkı turizmdeki gibi, ancak gıda enflasyonun önüne bir parça da olsa öyle geçilir, ama bunun arkasında da tabii ki reformlar yapılması gerekiyor. Özellikle tarımın yeniden teşvik edilmesi, tarım fiyatlarının cazip hale getirilmesi, ama bu fiyatların yükseltilerek değil, çiftçiye gübre, tarım ilacı gibi, tohum gibi, bunlarda ciddi anlamda Tarım Bakanlığı'nın destek vermesi lazım. Bunlar evet. Olmadığı sürece çiftçi sayısı her geçen gün daha da azalacaktır. Gıda enflasyonunda artık bağlantılar kopmuş dediniz ya, biraz önce Cevdet Akçay'ın açıklaması geldi. O linkler kopmuş, o linkler burada da kopmuş anladım.